başarılı diyemiyorsun tabii ki. Ama başarısız demeyeceğim ben yani. Abdullah Avcı'nın bu takımın başına gelmesi bir facia bence. Ya bu 19 takımın 6-7 tanesi çamaşır makinesiyle oynuyor orada. Maça başladığın 11'den 3 oyuncu kenara almak ya oyuncu grubuna bir nevi savaş açmak abi bence. Hocanın bir katkısı yok maça. Ya bak gerçekten bu Inter'de kaybetse inanılmaz yer alırdı Guardiola. Bu, bu takımın içerisinde şampiyonlar gibi olan oyuncu yok. Var. Scott Carson. <laughs> He. Arancım hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ee, bitti sezon be Aran. Vallahi bitirdik. Sen de bir atlama görüyorum Şampiyonlar Gip'in sonra. Aynen öyle. Örselenme yaşandı bu sezon. Çok uzundu. Dünya Kupası. Aynen. Daha ha. uzun hissettik değil mi? Öyle, öyle gibi. iki tane ara olunca iki tane... Tuel'le Conte'nin kavgası bu sene. Senle yan yanaydık. Bunu benim. geçen bir yerde daha söyledin. Nerede evet. söyledin? Aras düğününde düğünündeydik ikimiz. Sen nasıl izleyemeyiz bu maçı? Yok abi. sanki bir programı söyledin diye kalmıştık. Yani, 2 hafta önce. Ya da yan yanında da söyleyeyim falan filan. Aynen, olabilir olabilir. <laughs> evet, e, garip hakikaten. Aynen. Yani o kadar uzaklar ki şu anda Premier Lig'e. Değil mi? Yani Conte özellikle çok uzak geliyor ona Premier Lig'e. Evet. Daha sonra ayrılmasına rağmen Tuhel'den. E, hiç özdeşleşemedi yani işte Tottenham'dan. Tottenham'dan zaten sıkıntı var yani. Tottenham'a kim gelse özdeşleşemiyor şu anda. Evet. Yani, Siz yoksa Tottenham'da konuşabiliriz bu arada. Konulardan birisi. Tottenham mı? Hoca geldi. Ha hoca, hoca geldi, geldi hoca. doğru. Encik Hoca. Encik Hoca çok ideal bir hoca. Ya geçen burada biraz konuştuk da yani tam benim çizdiğim profil gibi bir şey geldi. Hakikaten yetenekli, isimsiz, beşinci olsa hiçbir şey sıkıntı yaşamayacak. Başarısız olsa kariyerinde leke olmayacak. Bak Ange, Tottenham'daki başarısızlığı seviye atlar hocaya. Bir sonraki işi sertikten daha iyi. Tabii. Garantili değil şu anda onu. Hoca için ideal. Tottenham için ideal. Ben biraz bunu Eddie Havan'ın Newcastle'a gidişine benzetiyorum. Eddie Hav için çok idealdi gittiğinde e, düşemeyecekti. E, yani. olabilir tabii. Tarsa tutacaktı, tuttu. Şu an yüksek profil hoca. Aynen. Şampiyonlar Ligi oynayacak. Ve muhtemelen şeyde yapar yani, çok uygun şampiyonlara ilgili futbolunla evet. e, oyunu. Çok can sıkıcı bir takım olabilir. Ben geçen yine bir dost ortamında olabilir. Yani çeyrek final bekliyorum. Yarı final sürpriz olmaz diyeyim mesela. Zaten gruptan çıktığın anda iki, iki tane de tur geçmen gerekiyor yarı final için ve e, alabilecek yani bir takımı rahat zorlu bir çeyrek finalde de kendisini yarı finale son dörde atabilecek bir takım yani olur olmaz orası ayrı belki grupta takılırlar şey de bilmiyoruz sonuç olarak muhtemelen Nimkas nereden gelecek dördüncü torbadan gelecek şampiyonlar liginde ya da hadi üç olabilir mi üç olma ihtimali de vardır belki e, ki sanmıyorum dolayısıyla çektiği kuraya göre tabii ki değişir bu söylediğim şey ama biraz iyi bir kurayla biraz dengeli bir kurayla çeyrek final garanti bence. Yani evet hiç uzak değil. Dediğim gibi bence sıkıntı bir takım zaten. Premier Lig'de de çok fazla büyüklere sıkıntı çıkarttılar. Evet. Newcastle'la beraber Liverpool galibiyeti vesaire. Buradan hoca değişimlerini konuştuk. Dilersen Türkiye'den başlayalım. Cesus ayrıldığını açıkladı kupa Hayır. zaferiyle birlikte. Değişimle ateşe yakıldı. Ee, ne düşünüyorsun? Sezonu nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe adına? Ya, yani Galatasaray maçından sonra ben gideceğini düşünüyordum zaten. Yani kalma ihtimali çok zayıflamıştı. Ondan önce biraz dengede görüyordum. O maç bence kritikti. Yani şimdi hikaye yine şeyin açıklamasından, Jason açıklamasındaki hikaye biraz şey gibi. Yani hoca ayrılmak istemiş gibi gözüküyor. Çok emin değilim ondan. Çünkü bundan 6 ay önceki hikaye de biraz hocanın ayrılması yönündeydi. istediği yönündeydi. Açıklamalar yapıyordu işte Portekiz basında, Brezilya basında falan. Onlar yansıdı buraya ki ben takımın kötü gidişinde de ya da takımın grafiğinin yukarı çıkmamasında da bu açıklamaların da bir noktada payı olduğunu düşünüyorum. Ama sonra işte ligin sonuna doğru hikaye biraz şeye döndü. Yani Jesus kalmak istiyor ama Fenerbahçe yönetimi emin değil. Çünkü o dönemde de şampiyonluk epey zora gelmişti. İşte Galatasaray kaybetmiyordu bir türlü. Beklenen puan kayıpları gelmiyordu ve Fenerbahçe bir türlü avantajı yakalayamıyordu. Fenerbahçe yönetiminin biraz uzak olduğu haberleri ortaya çıktı. Sonra işte bu açıklamayla beraber Jesun ayrıldığı söyleniyor ama sanki yönetimle bir görüşme olmuş ve beraber alınmış bir karar gibi gözüküyor. Ee, beklenen bir şeydi dediğim gibi yani o Galatasaray maçı çok kritikti bence ee, orada da herhangi bir varlık ortaya koyamaması işi e, onun açısından çok zora sokmuştu ama genel performansa bakınca yani yıllardır gelmeyen bir kupa var o kupayı almış hocam. Ee, fena bir Avrupa performansı değil gruptan çıkılmış iyi çıkılmış gruptan. Sonrasında da elenilen takım şampiyon. Şampiyona kaybetmişsin ve şampiyonu da eleyebilecek duruma getirmişsin turun içerisinde. E, ligde de ikincisin ve yani puan ortalaman son derece yüksek. Bunun üzerine şampiyonu da ligin bitimine 8 hafta kala kaybetmemişsin abi. Yani 2 hafta kala kaybetmişsin. Yani bir maç fazla kazansan Galatasaray-Fenerbahçe maçı başka bir atmosferde oynanacaktı. E, başka bir atmosferde de yani o kadar izleyici bir Galatasaray üstünlüğü olmayabilir. Bak yine kazanamazdı muhtemelen Fenerbahçe. Ee, o maç kazanılması durumunda şampiyonluk getirecek bir maç olsa Fenerbahçe'ye muhtemelen yine kazanamazdı. Ama atmosfer farklı olurdu ve o zaman daha başka bir şeyden bahsediyor olabilirdik. Şimdi tüm bunları düşününce aslında yani başarısız durmuyor sezon. Ha, başarılı da diyemezsin. Fakat yetmiyor abi işte. Çünkü 9 senedir gelmeyen bir şampiyonluk var beklenti tamamen o. Hoca gelir gelmez açıklamayı öyle yapmış. Yani Avrupa Ligi maçlarında uçarken bile demiş ki yani burası iyi güzel de biz şampiyonluğa bakıyoruz. Hoca ilk açıklamasında da bunu söylemiş basın toplantısında. Avrupa'da işleri iyi derken de bunu söylemiş sezon içerisinde. E hal böyle olunca ve orada da şampiyon alamayınca, kaybettiğin takımda ezeli rakibin olunca başarılı diyemiyorsun tabii ki. Ama başarısız demeyeceğim ben yani. Bu Fenerbahçe, bence bu sezonki Fenerbahçe. Başakşehir maçının da etkisiyle beraber. Ya yani başarısız demek için de biraz acımasız olmak lazım. Ya yani herhalde son senelerdeki en başarılı Fenerbahçe zaten kupa aldı. Son iki haftaya getirdi. Bu işte Sivas Sis'in attığı gol Emre Belez olduğu dönemde olmuştu. Yine şampiyonluğun bu kadar yakın oldu. Evet. Ama orada da kupa yoktu. o açıdan bakınca gerçekten her şeyin olduğu ama hiçbir şeyin de tam olmadığı sanki. Öyle bir noktada. Gelecek adaylar için neler düşünüyorsun? E, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı isimleri konuşuluyor. Valla yani Lucescu çok kurt bir hoca. Müthiş yani buradaki tüm atmosferi, tüm takımları, e, kulüp kimliklerini bilemiyor hoca. Galatasaray'da Fener Beşiktaş'ta çalışmış ve kazanmış bir hoca aynı zamanda. Yani Fenerbahçe'nin başına geçecek bir yabancı hoca için çok ideal bir aday ama çok yaşlandı. Ve yani e, Aklı eski keskinliğinde mi? Bilmiyorum. Ee, onlar... 45'li. Efendim? 45'li. 80. 77. Yani 78'i doldurmak üzeredir. Evet. 80'e gelmiş abi işte. Yani bu sezon başladığı zaman 80'e iyice yaklaşmış olacak. Yani yaş önemli değil abi. Yaş hiç önemli değil. Gerçekten önemli değil de. Ee, yani buradaki o çekişmeyi bu yaşta kaldırabilecek bir hocamı bilmiyorum ama bakınca yani Yabancı bir teknik adam seçilecek olsa bir büyük takıma, bir şampiyonluk adayına bence kafada ilk beşte sayılacak kocalardan biri her zaman Luchescu. Geçmişiyle beraber. Abdullah Avcı ve Serkan Yalçın da ben çok olumlu buluyorum. İkisinin de e, kan yapma ihtimali var bence Fenerbahçe'de. Her loja hani? olmaları büyük avantaj. İkisi de başarmış olan hocalar. Şampiyonlukları olan hocalar. Yeni şampiyonlukları olan hocalar. E, yeteneklerini göstermiş hocalar. İkisinin farklı özellikleri var. Sergen Yalçın çok iyi bir idareci. Yani mükemmel idare ed ed ediyor. Belki o daha uygun mesela Fenerbahçe'ye. Sağ içinde fena değil mahareti ama muhtemelen gitmesi gereken bir yol var. Ap Abdullah Hoca içeride çok iyi, dışarıda soru işareti olabilir. O yani Fenerbahçe camiasının baskısı e, çok kolay bir şey değil. Mesela Sergen Yalçın geçmişiyle, futbolculuk profiliyle, rahatlığıyla... O yönden mesela dışarıyı biraz daha iyi yönetebilir ama ikisi de çok ideal adaylar bence. Ee, Sergen Hoca'nın bence şöyle bir avantajı var. Beşiktaş'taki en büyük başardığı şey bence beklentileri çok iyi yönetmesiydi. İlk geldiğinde de o beklentileri çok iyi yönetmişti o yarım sezonda. Sonraki sezonda da işler kötü giderken de Ocak ayında yani şampiyonluk ufak ufak olabilecekken de beklentileri çok iyi yönetmişti. Sadece işte Şampiyonlar Ligi sezonu orada biraz soru işareti ama orada belli ki zaten yönetimle bir sıkıntı vardı. Yani <laughs> Fenerbahçe gibi beklentilerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde de hani bir isteğin de olduğu aşker. Kaç senedir kazanılamayan Aynen. bir şampiyonluk. Onu yönetmesi en muhtemel hocaların başına geliyor ve bence genel olarak Fenerbahçelerde şöyle bir istek var. Hani Arda, Ferdi bunların üstüne bir yapı kurulsun eğer kalabiliyorlarsa. Onu da sanki en iyi yapabilecek içlerinde hoca yine Sergen Yalçınmış gibi geliyor ona. Ben bana da öyle geliyor. Ve yani Jesus'la tam ters bir görüntüsü var. Yani Jesus'un otoriterliği, kontrolü, işte açıklamaları, açıklamalarındaki tonu Saray Yalçın başka bir şey. Jesus'un o yönden ne kadar zorlandığını gördük. Şimdi yani sert bir yapıdan daha rahat bir yapıya geçmek de her zaman e, iyidir. Yani mesela bunu şeyde de görmüştük. E, hatırlarsın işte Conte, Conte'den sonra Sarri. Ee, ondan sonra gelen Lampard'ın ilk dönemindeki o yükselişte mesela oyuncuların rahatlamasının ciddi payı olduğu söylenmişti. Conte zaten çok sıkıyordu. Ondan sonra gelen Sarri daha rahat bir hocaydı ama onun da mesela çok katı kuralları olduğu bilinir. Yani yemek, diyet, e, bazı davranış e, bütünü e, kulüp içerisinde bazı, onun da e, her gittiği kulüpte uyguladığı bazı kodlar vardır. E, onun oyuncuları arka arkaya sıktığı ve Lampard'ın gelip biraz daha rahat bırakmasının oyunculara iyi geldi ilk aşamada söylenirdi. Söylendi ya da daha doğrusu. Ve ilk yükseliş bununla alakalı kurulmuş Ama Lampard sağ içinde çok zayıf olduğu için sonrasında o havayı şey yapamadı, destekleyemedi. Ya da e, olumlu bir grafiğe götüremedi. Serhan Yalçın da Jesutan sonra ki Abdullahcı da bence biraz böyle. Daha rahat bir yönetim tarzları var. O rahatlama da iyi gelebilir oyunculara. Ha bir de şöyle bir şey var tabii. Yani bu oyuncu grubunun ne kadar kalacak Fenerbahçe'de? O da tartışmaya açık. Ben yine bir sil baştan bekliyorum. Fenerbahçe ile ilgili en büyük sorunu zaten yani. Tamamen Cesur'a ya özel bir kadro kuruldu. Çok fazla stoper, çok fazla santrifor var. Aynen. Şimdi yeni gelen hoca ben tek santrifor oynayacağım. Üç tane de stoper yeter dese ne yapacaksın? Yine sil baştan ha. yollaman gereken. Ya bizde artık öyle de bir sıkıntı var. Hani almayı geçtim yollamak da çok zor bizde. Yollarken de ekstra maliyet oluyor. İşte sözleşmeler hep yüksek bedel. Hadi Valencia'ya gitti yani. Santrifor falan ayarlarsın. Ee, üç, yani dört stoper de mutlaka her takımda yani dörtte oynayan her takımda dört stoper gerekir. Ama onlardan ziyade yani bazı bölgelerdeki şişkinlik, bazı bölgelerdeki eksikliklerden ziyade oyuncu tiplemeleri yönünden çok ciddi sorun var. Mesela Abdullah Avcı'nın bu takım başına gelmesi bir facia bence. Olmaz yani. Ya yani Abdullah Hoca oyuna sağ içinde teknik kaliteyle bakan bir teknik adam. Pas isteyen bir teknik adam. Pas yok takımda ya. Yani takımda pas olmadan nasıl oynatabilirsin ki Abdullah ile bu takımı? O, o yüzden yani diyelim Abdullah Hoca geldi en az 6 tane oyuncu isteyecektir. En az diyorum bak. E, onun 6-7'leri kalmayacağını da biliyoruz. Yani çift tane yapacak yine Fenerbahçe önümüzdeki sezon. Bak, bu yazın olmaz belki 10 tane ama yaz artı Ocak ayı ile beraber çift tane olmama ihtimali yok. Zaten bu sezon 14-15 oldu muhtemelen. Evet. Ve Dediğim gibi yani tamamen jest odaklı kurulmuş bir takım var, pas yok, uzun vur, önde baskı yap, atletleri de olur, fizikalite yüksek, tempo yüksek ama e, oyunu toplu oynama çok zayıf. Zaten işte hocanın, yani şey diyoruz ya abi, onu da ben birkaç yerde burada da söyledim. Yani hocanın ikinci bir planı yokmuş gibi gözüktü, bir şey oldu güçlü bir oyun vardı. Rakipler reaksiyon gösterdi. O reaksiyona karşı ekstra bir karşı reaksiyon, şey i̇şte o B planı diyoruz ya çok fazla. Onu ortaya koyamadı. Ama onu ortaya koyamamasının nedeni de aslında biraz oyuncular kendi kurduğu kadronun esiri oldu yani hoca. Ne yapma seti oynaması, set konusunda beceri ya da gelişim göstermesi gerekiyordu. Yani seti oynayabilecek bir yapı yok. Yani seti oynayabilecek yapıya yaklaşabilecek bir oyuncu grubu yok Fenerbahçe'de. Tek Arda Güler'le tek Ferdi'nin bekten getirdiği pas kalitesiyle ya da sadece Zayt'la merkez olacak iş değil ki bu. Yani oyunu kurabilen stoperin yok, oyunu kurabilen altı numaran yok. E, hatlar arasında oynayabilen bir tane oyuncum var. 25 kişilik kadroda. O da? O da 18 yaşında. O da 18 yaşında ve onun da 20. haftadan sonra kullanmaya başlamışsın zaten. Yani hoca reaksiyon veremedi ama belki de şunu biliyordu. Yani reaksiyon veremeyeceğini biliyordu bu kadroyla. O yüzden de yanlışlarını diretti belki de. Oyun olarak, mantalite olarak. Ha ama bak şunu da söyleyeyim. Ee, belki bu yüzden yanlışlarını da delet ama mesela bu sezon şampiyonluğu kaybetmesi ya da bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanması bir tarafın çok sıkı işte e, tutucu bir tarafında olabildiğince ve bunu kendisine avantaj yaratabilecek şekilde e, kullanacağı esneklikle açıklamak mümkün. Yani Okan Hoca'cı büyük esneklik ortaya koydu. E, Jesus'ta sıfır esneklik. yani şu Başakşehir maçından vereyim örneği. E, ee, merkezde kim oynadı? Bilian Araba öyle şey oynadı değil mi? Zaytis oynadı. Zaytis kaç haftadır oynuyor? 4-5 haftadır oynuyor değil mi? Hı hı. E niye oynamadı Daha o zaman ilk 25 hafta? Yani sen sezonun ile bitirebiliyorsan demek ki oynayabiliyor değil mi ikili merkezde? Evet. Abi sezonun ilk bölümünde niye oynamadı hiç? Kaç maç oynadı yani? Tamam ilk 11 çıktı birkaç maç var da bağırıyordu orta saha bazı maçlarda. Zaytis kullanılmadı. Bir türlü kullanmadı. E şimdi ile bitiriyorsun. Ya da mesela bak işte şey, Serdar Aziz, Zalai ikilisiyle oynadı dörtlü savunmada, stoperdi. E Geldiğinden beri Samet'in yedek beklediği tek bir maç yok abi. Sen final maçına diyorsun ya işte yani yıllardır kazanamadığımız kupa onu kazandık diyor Jesus maçtan sonra. Final maçına en önemli maça e, Samet'i yedek bırakarak başlıyorsun. E o zaman niye bütün maçları Samet'le oynadın abi? Yani bu soruyu sormak yanlış mı? Değil. E, hayır, oyuncu sürekli hata yaptı gol yedirdi. Gol yemedi. Yani rakiplerin gole çeviremediği hataları oldu. Çok ciddi hataları oldu. Her maç bir tane hatası oldu neredeyse. E, de tam tersi. Ne zaman oyuna girse hep bir katkı bu. Hep bir katkı, katkı verdi. O zaman niye bu kadar geç? Zayt, o zaman niye son maçta, en önemli maçta? Bütün maçlarda oynadı Samet değil mi? Evet. Geldiğinden beri bütün maçlarda ilk 11. E, o zaman niye final maçında yok? Yani final maçında yoksa neden daha önce başka bir şey denemedi orada? Hı hı. Yani bunlar üzerinden sayısız örnek verebilirsin. E, Galatasaray'a bakıyorsun, Okan Hoca hiçbir yanlışını deretmedi. Şu açıdan da çok enteresan. Hani dedin ya birisi çok muhafazakar, birisi de çok esnek diye. 11'lere baktığın zaman tam tersiymiş. Yani bu cümleyi söylüyorsun, 11'lere baksan tam tersi. Bir hep net bir 11'i var, derin durmadan 11'i değişiyor. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Kadrosundan verim alan Galatasaray. Yani Mitro geldi alanda Demir maçını kurtardı. Lea Dubois, Solbek oynadı, Giresun maçını kurtardı. İşte Barış Alper Sivas'ı Fenerbahçe'yi kurtardı. Yani 11 net ama ekstra giren herkesin de bir katkısı oldu. Fenerbahçe'de böyle kenardan gelip de çok fazla katkı yapan ya da rotasyonu durmadan değişip akılda kalan bir isim söyleyemiyorsun. Öyle ama yani zaten bu işte biraz böyle. E, 10. hafta gibi bir fan buldu ilk 11'ini. 10. haftaya kadar sürekli deneyen bir e, Okan Buruk vardı. Evet. Buradan anda takım akmaya başlayınca devam ettirdi zaten. Bunda e, ekstra olumsuz hiçbir durum yok. Yani tamam illa klasik bir 11'in olmaması gerekebilir. Çok rotasyon yaparken çok iyi gittiği durumlar da oldu ilk yarıda. Özellikle işte o Avrupa Kupası, Avrupa Ligi devam ederken her maç değişiklik yapıyordu ve her maç kazanıyordu Fenerbahçe bir şekilde. Ha, bu da olabilir ama bir noktadan sonra e, bu olumsuzluk yaratmaya başladığı zaman bir 11 bulman lazım. O 11'i bulamadı. Yani ya, Okan Buruk o yönden de her şeyi ideal yaptı. Mesela Mertens bir maç sol kenar denedi olmadı. Geçmiş şey olsun dedi. Ondan sonra arkasına bakmadı bir daha. Mata ile Mertens'i bir maçla beraber kullandı. Olmadı. Bir daha bakmadı arkasına. Sezon başında mecburen Yunus'u kullandı sahibinde. Uzun süre yani uzun süre 4-5 hafta. Baktı olmuyor. Hemen Raşit koydu yerine. Raşit akmaya başlayınca Yunus'a dönmedi bir daha. Uzun süre dönmedi. Yunus'u ee, Yunus kullanma nedeni de Solbek'te yabancı kullanmasıydı. Hı hı. Yani çünkü Solbek'te eksiği vardı. Ama baktı şunu gördü. Belki de hoca. Bir Yunus iyi performans gösteremiyor. İki Sol bekte oynayan Dubois uçup kaçmıyor abi. Ters ayakta zaten orijinal mevkisi değil. Dedi ki ya ben burada Türkiye düşeyim Türk oyuncuya. Evet biraz performans kaybederim ama muhtemelen Yunus'tan alamadığım katkıyla beraber Raşitsa ile birlikte çok daha büyük yükseliş yapacağım orada. E, hak hakikaten de öyle oldu. Raşitsa sanki eksik parça gibiydi. Koydu oldu ondan sonra Türk oyuncu devam etti sol mesela. Evet. E, sayısız böyle örnek var. Yani Mitro'nun ilk 11'de olmayacağını çok çabuk anladı. Kenardan getirmenin do daha doğru olduğunu çok çabuk anladı. Ya da Torreira işte Sergio Iglesias'ın çok daha ideal bir ikili olduğunu e, fark etti. Ve senin söylediğin gibi kenarda yani Anon 11 belliyken de kenardan giren her oyuncu. Seberk'ın da ekleyebiliriz oraya. Tabii. Her oyun Emin Bayram'ı emin ba bile ekleyebilirsin abi. Emre bile maç almıştı var. Evet. Emin Bayram'ın da 2-3 maç mecburen oynadığı ve hiç fena performans göstermediği bir maç dışında kötü bir maçı vardı. E, Antep maçı olabilir. Emin değilim. Ama onun dışında oynadığı tüm maçlarda da beklentilerin çok üzerinde performans göstermişti ki ben hep söylüyorum yani çok inandığım bir oyuncuyum. Fizik kalitesinin arttığını gördüm bu sezon. Biraz daha çabukluğunu, atletizmini artırırsa o teknik kaliteyle beraber savunmacılığı da hiç fena değil. Yani ikinci bir Abdülkerim bardakçı yaratabilir gibi geliyor bana. Ee, Galatasaray. Esneklikle müthiş işler. Fazla katılık. Olumsuz şey, olumlu sonuç getirmedi Fenerbahçe Buradan Türknet'le haftanın en hızlısına gidelim. Fenerbahçe kupa kazandı bildiğin gibi çok uzun süre sonra. Mişibat şu ayda haftanın en hızlısı seçtiğimiz kişi zaten direkt maçı açtı ve herhalde transferler arasında en verim alınan oyuncu oldu. Çünkü herhalde. Bakınca, bu da transferlere dair bir şey anlatıyor muhtemelen. Anlatıyor. Evet. Ama yani şey diyemiyorum. Yani seneye Fenerbahçe'nin Sandr Forum'da gümbür gümbür olur. Lider olur. Diyemiyorum mesela. Atar. 15 lira atar. Muhtemelen de. İşte ya 15'i yaparken oyundan götürdükleri o 15'in değerini azaltıyor biraz e, Yani özellikle Valencia ile beraberken çok belli oldu bu. Yanına doğru bir profil koyarsa Fenerbahçe ki yani bu olacak gibi çünkü Valencia ayrıldı işte Joao Pedro zannetmiyorum devam edeceğini Joshua King'in zannetmiyorum devam edeceğini yani kolay değil tabii bu oyuncuların kontratından çıkmak ama bulduğu anda fırsatı yollara ayırmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum bu oyuncularla başta King olmak üzere doğru bir profille beraber başka bir şey ortaya çıkabilir ama biraz soru işareti var bazı şöyle alakalı bir de sanki Süper Lig'de Icardi, Gomez, Abubakar gibi biraz böyle parıltılı santrforlar farklı boyuta taşıyor şampiyonlukları ya da takımları. Muhtemelen dünyanın hemen her yerinde olan bir şey ama bizde daha da bir farkı var sanki. Bizde daha farkı var çünkü yani bizde gelişmiş oyunlar yok çok fazla. Hı hı. Yani dışarıda Santrforsuz çok gelişmiş oyunlar var ve o takımlar hakikaten fark yaratabiliyor ama bizde öyle bir yapılar olmadığı için yani buraya getirdiğin 9 numara herkes Force oynuyor çünkü burada. Şimdi herkes Force oynayınca o zaman Icardi, Gomez acayip fark yaratıyor. Çünkü yani muadilleri ile aralarında çok ciddi kalite farkı evet. var. Nasıl toler edebilirsin o farkı? Yani İkar, Galatasaray'ın İkar'dan aldığını nasıl farklı bir şekilde alabilirsin? Santrifor kullanmadan bir yapı oluşturarak. Ama öyle yapılar yok Türkiye'de. O yüzden belki de yani bu büyük santiforlar ekstra bir fark yaratıyor. İşte onu ikame etmek için neredeyse 4-5 oyuncudan 10 gol alabilmen gerekiyor. O da zaten bizde Aynen. olabilecek bir şey değil. Bizde daha çok hani birisi 30 atsın, geri kalan 7-8 ile devam Tabii. etsin üstünden ilerliyor. Ha bir de yani... Şimdi yanlış anlaşılmasın ama şu 19 takım var değil mi bu sezon? 19 takım var. Hı hı. Ya bu 19 takımın 6-7 tanesi çamaşır makinesiyle oynuyor Santrafor'da. Yani o zaman yani Icardi gerçekten çok inanılmaz bir lüks haline geliyor. Ya da Abubakar da öyle. Ya Basrahi de öyle ya. Basrahi de çok ciddi fark yaratıyor öyle bir ortamda. Ama işte Basrahi, rakipte Abubakar varken, Icardi varken... Ee, öyle kaliteli oyuncular varken, toplu oyunda da çok kaliteli oyuncular varken... Ee, Onlara göre biraz esti yazıyor tabii. Evet. Ee, sorun evet. o. Ya bak şu Şuay biraz çok lüks oyuncu gibi. Lüksen kastım şu anlamda. Hı -hı. Tek bir oyuna iyi hitap eden. Evet. Onun haricinde çok bir ekstrası olmayan bir oyuncu olduğu için biraz e, lüks kaçıyor. Ekleyeceğim bir şey var mı buraya dair? Yok yani şaka Fenerbahçe'nin galibiyetiyle alakalı da yani maçı hiç konuşmadığınız diyecekler. O kadar rekabetçi, zeka rekabetçi uzak bir maç oldu ki. Söyleyecek ekstra bir şey diyor yani ilk dakikada gelen gol zaten dağıldı Başakşehir. Toparlayana kadar 15 dakika geçti. Toparlayamadılar da ondan sonra yarım saatte 2-0 oldu. Bir ikinci arada bir işte 5-10 dakika ya da anlık 2-3 dakikalık böyle periyotlarda Başakşehir bir şeyler yaratmaya çalıştı. Birkaç pozisyon buldu. Onları değerlendiremedi. Yani bir tanesini hastalardı. Baskı kurabilirlerdi Fenerbahçe üzerinde. Yani üç oyuncu değişikliğini hiç anlamadım Emre Berezoğlu'nun. Yani çok sert geldi bana 30'da. Üç oyuncu değişikliği. Var mı hiç aklına gelen üç? Hiç yok. İki bile benim çok az var. Ben de dün onu söyledim programa zaten. Yani biri anlayabiliriz tabii <laughs> ki. Yani ilk 11'den hiç memnun kalmazsın. Bir de maç çok kötü gider. Hemen bir değişiklik yaparsın ve bir şeyleri şablonu değiştirirsin, rolleri değiştirirsin. Karıştırırsın bazı şeyleri. Ama yani maça başladığın 11'den 3 oyuncu kenara almak ya yani oyuncu grubuna bir nevi savaş açmak abi bence. Bu sezonun son maçı değil de ortalarda olsaydı çok daha farklı cereyan edebilecek bir şeymiş sanki? Yani zaten Biliyorsun buna benzer bir maç yaşadılar. 7-0'lı Galatasaray maçı. Evet. Ondan sonra çok ciddi sorunlar olduğu söylendi. Ondan sonra bir yaprak dökümü oldu. Gidenler Travore oldu. Çuvarlar, Bertrand Traore'ler vesaire. Traore zaten Premier Ligi birbirine katıldı sonra. Kim? Traore. Tabii. Yani ben geldim demiştim ya. Sezonun en iyi transferlerinden biri demiştim. Olmadı yani. Beklediğim performansı veremedi gidene kadar. Ama zaten kalıcı da olmadı yani. Biraz... Yani Emre Hoca çok iyi saha içinde ya da çok nasıl söyleyeyim potansiyeli Potansiyel. çok yüksek e, orada ama sağ dışı için negatif duruyor yani şu anda. Aslında oyunculuğun devamı gibi biraz. Evet. O bakınca. Ve mesela sakinleşmesini bekliyorduk değil mi hocayla ile beraber? Hı hı. Kenarda biraz daha sakinleşeceğini bekliyorduk. Çünkü hep şunu deniyordu Emre Hoca ile alakalı. Yani Emre Belezi ile alakalı. Sağ için adrenalinini koşuyor işte vesaire. Bazen kan beyine gitmiyor. Futbolcularda oluyor bu. Ee, o şeyle beraber, o eforla beraber, enerjiyle beraber, yorgunluk vesaire o ekstra kızgınlığa sebep olabiliyor ya kenardasın abi, hiçbir şeyin yok. Lo şeyini lojasını basıp şeyler anormal <laughs> e, sözcükler, cümleler, oyuncularla sıkıntılar. Bilmiyorum, yani ilk yarıda üç oyuncu değişikliği yaparak bir oyuncu grubunu mutlu etmek çok kolay bir şey değildir. Yani bu yüzden şey, olumsuz tek bir nedenden olumsuzluk çıkarmak doğru olmaz ama e, ekstra mesai gerekir yani. Zaten hemen kenara gelince tepki geldi. Ha, biraz da Caner olduğu için o. Yani Caner tek başına çıksa da muhtemelen tepki verirdi. Ama bana e, çok radikal geldi. Yani evet ben daha çok şeyi de tam anlayabilmiş değilim. Soyunma odasını da, kaybediği oluşunu. Hani sağ kenarında da hadi maç içerisinde sinirlenirsin. İşte Sergen Hoca'yı da çok eleştiriyorlardı Beşiktaş'taki döneminde Hı -hı. de genel olarak herhalde bilmiyorum çok da bilmediğim bir şey hakkında yorum yapmayayım ama adam yönetimi konusunda o işte travreler vesaireler bu kadar fazla bir transfer sirkülasyonu olması Ocak ayında bir şeyler anlatıyor sanki. Ya bir de çok kolay kötü söz çıkıyor abi Emre Hoca'nın ağzından. Hı. Görüyoruz yani, yani. ekrana yansıdığını görüyoruz o yüzden söylüyorum çok kolay kötü söz çıkıyor. Şimdi maçın içerisinde o kadar kötü söz çıkınca antrenmanda soyunma odasına çıkmaması mümkün değil. Sıkıntı yaşarsın abi yani yapacağın bir şey yok. Eee Bilmiyorum. Ha, oyuncusuna öyle davranıp başarılı olan teknik adam yok mudur dünyada tarihte mutlaka vardır. Ama başka şeyler gerekir yanında yani koyabileceğin çok ekstra şeyler gerekir. Ee, i̇nşallah koyar hoca çünkü belli ki bu yönü değişmeyecek çok fazla. Bu o zaman TürkNet'le haftanın en hızlısını kapatıyorum. Evlerdeki kablosuz interneti yapay zeka aracılığıyla uzaktan yönetme ayrıcalığı sunan TürkNet, Smartify ile evin her köşesine eşit bir şekilde internetin yayılmasını sağlıyor. Zaten bunu birçok kez bu bir programda söyledik. Ee, Smartify için yapmanız gereken ilk adım TürkNet gigafiberli olmak diyeyim ve TürkNet'le haftanın en hızlısı bölümünü kapatayım. <laughs> Şampiyonlar Ligi şampiyonu City'ye geçiş yapıyorum. Evet biraz daha konuşalım. Tebrikler daha sakin da. bir şekilde konuşalım. Geldik o gün <laughs> adrenalinle konuştuk biz de. Evet. Siz bir buçuk saat acayip götürmüşsünüz programı. Vallahi hiç bir buçuk saat gibi geçmemiş. Elinize yani. sağlık. Çok teşekkür i̇şte ederim. O zaten başarısını ortaya koyuyor programın. Ee, öyle hissetmeyince yani çıktığın zaman ya hiç iki saat gibi hissetmedim, yarım saat gibi geldi falan diyorsan zaten iyi program olmuş oluyor. Senin ilk gözlemin neydi? Başla ilgili onu sorayım. Ee, vallahi ben biraz şey normallerin, normalin dışında geçen bir maç olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bazı beklenen şeyler oldu. Ya da beklediğim şeyler oldu ama sonuç beklenmedik oldu. Yani o, o beklenen şey City'nin zorlanmasıydı. City beklediğimden daha fazla zorlandı ama City'nin bu kadar zorlandığı maçlarda hele o maç çok büyük bir maçsa yani çok büyük bir final ya da işte çok kritik bir yarı final ikinci maçıysa ya da ilk maçıysa genelde görürük, kaybettiğini gördük. Kaybetmediler bu kez. E bu da muhtemelen yaşanmışlıkların ee, bir getirisi. Ee, ve yani biraz maça iki tekrar baktım. Oturup yani bir de televizyon kamerası çekimiyle izleyeyim dedim. Ee, hakikaten çok farklı oluyor çünkü. Başka bir şey yani. Eee televizyonda izlemekle orada izlemek arasında farklar gördüm tabii ki. Ama şunu fark ettim. Yani ee, zaten işte bunu programda da söylemiştim. Bu sezon hücumu çeken üç oyuncu vardı. Haaland, de Bruyne, Grealish, biri zaten çıkana kadar yoktu, sakatlandı çıktı, Haaland oyunda hiç yoktu neredeyse. Grealish de çok etkisiz maç çıkardı. Bu üç oyuncunun standartının çok altında kaldığı bir maçı kazanması da bence çok değerli City'nin. Ama şunu da fark ettim izlerken, yani Guardiola da bir katkı yapmamış bu maç üzerinde. Yani bir değişiklikle ya da oyunda bir şeyleri değiştirerek, Hocanın da kenardan ciddi bir katkısını görmüyorum. Maçı izlerken de bunu hissetmiştim zaten. Kenar tekrar baktığımda da bunu görmedim. Ee, hocanın bir katkısı yok maça. Yani ellememiş hoca. Ee, oyuncuların kendisinin bu işi bitirmesini beklemiş. Biraz şey gibi yani o örnek hep veririm futbola da uyarlıyorum ben. Phil Jackson'ın işler kötü giderken molalmaması vardır ya. Lakers'ta bunu çok gösterdi. Hı. Chicago'da da bunu yapardı. Oyuncuların kendisinin çözmesini beklerdi. Yani öyle bir şey mi? Emin değilim ama iş biraz oraya gelmiş gerçekten. Hakikaten yani üç tane hücumun 3 tane liderinin olmadığı ya da performans gösteremediği, Guardiola'nın da kenardan özel bir şey yapmadığı, oyuncu değişikliği yok. Yani iki tane oyuncu değişikliği var. Biri mecburi değişiklik, oyuna giren oyuncu Foden. Bir tanesi de 83-84 civarı Kyle Walker giriyor şeyin yerine. Son. Sonun yerine, pardon. Yani o da maçın son 6-7 dakikasında gelen bir değişiklik. Yani kenardan bir değişiklikle de bir hamle yapmıyor hoca. Sağ içerisinde de böyle anormal bir değişiklik yok. Hem Guardiola'nın, hem o üç oyuncunun standartının altına kaldığı bir e, maçta City'nin kazanması, işler kötü gidiyorken sahada çok değerli. E, o mesela bence normal dışı bir hadise. Ama işte, he, artık o kadar fazla şey yaptı ki adam bu 7 yıllık süreçte. Hakikaten bir finale götürdü e, kulübü ve takımı. E, bir yerde de katkı yapmasın, bir yerde de artık oyuncular çözsün abi. E, o yüzden ya yani buradan bir Guardiola olumsuzluğu çizmeye çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani sahada gördüğüm şeyi söylemeye çalışıyorum sadece. Ve bu çok değerli duruyor. En iyi oyuncuların hocan ekstra bir şey yapmıyorken hatta standart altıyken performans olarak maç performansında. Çünkü Guardiola biliriz yani. E, rakibi analiz etmede de saha içindeki maç başladıktan sonra oluşan krizlerde de yaptığı çözümlerle oyuncuların yerini değiştirerek kenarda hamle yaparak çok fazla maç çözmüş bir hocaydı. Hocadır gerek kalmamış. Bunun gerek kalmadan başarması, Stil'in bu şampiyonluğu alması, yani bu kadar kritik bir şampiyonluğu alması inanılmaz. Çünkü gerçekten, yani bak gerçekten bu Inter'de kaybetse yani inanılmaz yer alırdı Guardiola. Ve yani oyuncular da yer alırdı. Çünkü bir türlü kazanamıyorlar abi. Yani bu takımın içerisinde şampiyonlar gibi şampiyon olan oyuncu yok. Var. Scott Carson. <laughs> He. <Ha. gülüyor> <Dedim>, ne oluyor? <laughs> Geçen bunun muhabbetini yapmıştık. Doğru haklısın bunun ben çok önemli ve değerli bir şey olduğunu düşünüyorum City için ve es sonrası için de çok kolaylaştıracak işi. Yani zaten Guardiola işte söylemiş bu basın toplantısında. City'nin zaten en çok yapamadığı şey oydu. Kötü giden maçlarda bocalama. Ya da evet. bahsettiğin birkaç oyuncu kötüyse onun devamını getirememe. O açıdan bakınca pek City'lik bir galibiyet gibi durmuyor ama basın toplantısında durmadan şeyin altını çizmişti. Maçtan önce sakin kalmalıyız, sakin kalacağız işte tempoyu doğru ayarlayacağız vesaire diye. Sanki ben biraz onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu biraz tercih etmiş sanki. Şeyi ya görmüşsünüz. Değiştirmemeyi. Bak söyle, o cümleyi söylüyorsun ya. bunu ben maçta göremiyorum tabii ki. tekrarını izlerken gördüm. İki defa sakinlerken oyuncularına ekrana yansıdı. Guardiola. aynen. aynen. dakikada. Aynen. Yani zaten onu gösteriyor ama mesela sence Guardiola sakin miydi? Mesela bak bunu da sen görememişsindir. Hiç sakin değildi. Şey görmüşsün, o, o ekrana yansıyor. Mesela yani o Guardiola'nın sürekli yaptığı bir şey, çok büyük hata yaptığı zaman oyuncuları kendisini yere atar, dizleri üzerinde şöyle yapar. Aynısını yapıyor abi. Yani o aslında bence kendisini kontrol edemediğini gösteren şeylerden biri. Ee, ben hocanın bence olumsuz taraflarından biri bu. Ee, i̇şler çok kötü gidiyorken kazanamadığı bir kulüpte de yani City'deyken bunu daha fazla gördük. İşler kötü gidiyorken Bence hocanın verdiği kararların kalitesinde de bir azalma oluyor sağ içerisinde. Şey maçını hatırla Enfield'daki Liverpool evet. bayağı kenara çöküp su içmeye başlamıştı. Hiçbir şey yapamamıştı. Kevin De buraya çözmüştü maçı. Bak abi mesela o da bence bak pokerde renk vermek diye bir şey var. Renk vermeyen oyuncular iyi oyunculardır. Guardiola'nın Guardiola renk veriyor. Guardiola her zaman kötü bir gol yediği zaman, işler kötü giderken oturup oturup bence su içiyor evet. abi. Bak istikrar yani etti bunu görüyorsun. 10 maçın 9'unda gol yediği zaman çok kritik maçlardan bahsediyorum. Ya da işlerin kötü gittiği anda kötü yenen gollerden bahsediyorum. Mesela önemli bir maç 1-0 yere düştü maç oturuyor su içiyor abi. Renk veriyor yani. Mesela o rengi vermesi de e, hocanın bence olumsuz taraflarından biri. Zaten mesela buna yakın bir hadise var, açıklaması var. Söyle, ekle. West Ham maçında Mahrez penaltıyı kaçırdıktan sonra da çökmüştü hemen. Hep hep aynı şey yapıyor abi. Yani bu aslında zaten yani bir sıkıntının dışa vurumu. Aynı şekilde dışa vuruyor Guardiola. E, hoca baskı altındayken sıkıntı yaşıyor. Zaten bak Juan Melillo şu anda şey de şeyde değil. Juan Melillo geldikten sonra bir açıklaması var. Diyor ki o işte yani inanılmaz bir adam. E, futbolu bilmesi, gö şey insanların göremediği şeyleri görmesi, benim göremediğim şeyleri görebilen bir adam diyor. Ama en önemli şey diyor, onun ekibe katılmasının en önemli nedenlerinden biri, benim sakin kalamadığım anlarda beni sakinleştiren biri. Çünkü çok sakin diyor. Hep sükunetli olu, hep sakin hep o şekildeyken insanların göremediğini, benim göremediğim şeyleri görebilen bir adam. Beni sakinleştirmesi için e, benim yanında diye bir açıklaması var. Guardiola kendi itiraf ediyor zaten abi bunu. Sakin kalamadığını da yani Juan Malillo üzerine açıklamış biri geçmişte. Bundan bir, bir buçuk sene önce falan e, bu açıklaması. Böyle bir durum var. Ve bence Inter maçında da ben yani tam Guardiola'nın arkasındaydık. Sürekli hocaya baktım hoca bayağı sıkıntılıydı. Bence o da hissetti yani ulan yine mi ilk 15 dakikadan ilk yarım saatten sonra yine mi iyi oynayamıyoruz ve yine mi kaybedeceğiz? Ee, psikolojisinin ben hocaya çek, çöktüğünü düşünüyorum biraz. Ya aslında baktığın zaman Real Madrid deplasmanı da biraz şu açıdan bu maça benziyordu. Kötü, yani ilk 15 dakika iyiydi. Sonrasında geri kalan Aynen. bütün maç kötüydü ama oradan da puan çıkarmış. Daha doğrusu işte birbiri çıkarmayı başarmıştı. Evet. Genel olarak sanki takımın kültürüne ufak ufak genetiğine işliyor bu sıkıntılı anlarda e, tabii. ayakta kalabilme. Ben ya bunun yani bunları kazanabilmek lazım abi. Bunları kazanmadan büyük takım olamıyorsun. Yani Real Madrid her maçı inanılmaz oynayarak kazanmıyor ki. Hı hı. Yani çok dominant olduğu o 5 şampiyonluk 5 senede 4 şampiyonluk kazandığı dönemlerde dahi sıkıntılı maçları var yani. Wolfsburg maçları var mesela. O Zinedine Zidane'ın ilk şampiyonluktan anlatamıyorsun. İlk maçı kaybediyor. frik kattı. Elektrik. E, i̇kinci maçta hat-trick yapıyor Ronaldo. Hat-trick yapıyor. Ama ilk maçı 2-0 mu kaybetmişlerdi? E, e, öyle bir şey. Ya yani da 3 1 mi kaybetmişlerdi? Öyle bir şeydi. Net kaybediyorlar ilk maçı. İkinci maç ettirik yapıyor. Yani onların yani mutlaka sıkıntı yaşıyorsun. İşte büyük takım zaten bunlarda kazanmayı başarmak. Yani City'nin sıkıntısı şuydu. Yani bu maçları ekstreyit de kaybediyorlardı abi. Evet. Şu, o yüzden bunu da biraz hoca ilişkilendirmek çok yanlış olmaz bence. Belki hoca da işte bununla beraber, yani takımla beraber bu konuda gelişecek. Yani bunu kazandı. Bir iki sene içerisinde bir şampiyonluk daha. Ee, onun da o kriz durumlarında çok daha farklı performans göstermesini bekleyebiliriz. Zaten hani herhalde şunu söyleyebiliriz. Bu City en iyi futbol oynayan City değildi bence. Ee, ama en kötü, yani kötü oynayarak en çok maç kazandığı sezondu bu. Muhtemelen. Muhtemelen. Bu da takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla aynı sezona denk gelmesi de tesadüf değil. Aynen. Yani e, hem yarı finalde hem finalde işlerin çok kötü edebileceği, maçları kazanmaları. Yani ilk Real Madrid maçı şey hep diyorum yani 1-0'da şeydi sallanıyordu böyle. Sallanıyordu. Bir yumruk geldiği anda nakat olacak bir siti vardı. Orada mesela bir şekilde ayakta kalmaları çok değerli. O da muhtemelen kurduğu ile alakalı olarak değerlendirilebilir biraz. Yani e, bu dört stoperli yapı sezon başında ben şey diyordum biraz. E, ya işte bu ana düşüncesi değildi Guardiola'nın elindeki oyuncular buna imkan verdi. Ee, işte kanser ayrıldı vesaire. Stones bunu yapabilen bir oyuncuydu. Aslında yani dört stoperli falan değil. Yani Stones öyle bir oyunu ortaya koyuyor ki stoper demezsin zaten Stones'a. Ama belki de bir sayıkla yaptı bunu eee Guardiola. Çünkü e, Michael sordu bunu maçtan sonra. Hı -hı. Yani kazanan kazanamadığın sezonlardan ne farklı bu sezon diye bu örneği verdi. Yani dört stoperli olduğumuz için dedi çok daha az bireysel hata yapıyoruz. Savunmada i̇şte daha katıyız dedi. Bak savunmacıları savunmacıları savunmacıya bıraktı. Hücum, yani hücumu da hücumculara bırakıyor. Guardiola'nın bekleri hücuma göndermemesinin sebebi biraz da bu. Yani diyor ki ben 5 hücum attım, hücumlar, hücumlar, hücumlar kurmak istiyorum diyor. Kenar oyuncularım, iki tane on numaram var, benim bir santriforum var. Bekleri hücumda ihtiyacım yok diyor. O yüzden bekleri savunmada tutuyordu. Ama yani Zinchenko sıkıntı yaratıyordu abi. <laughs> Zinchenko rakip yani sette karşılarken, sol bekteyken de sıkıntı yaratıyordu. Muhammed Salah'ın karşısında Zinchenko'yu koy koyunca e, oradan patlıyorsun. İçeri girdiği zaman merkezi de sıkıntı yaratıyordu. Yani dönen topları alması vesaire. Yani orada yoğunluğu artıran takımlar Zinchenko içerideyken sorun yaratıyordu. Kanseri aynı şekilde. Volker çok bireysel hata yapıyordu. Evet. Tamamen savunmuşları var. 4 tane soper. Hatta Michael Cox'un yazısı var biliyorsun. 5 soper. Yani nasıl 5 stoper? Rodri de Dünya Kupası'nda evet. soper oynuyordu. Yani çok, çok güzel bir bakış açısı. Arkada 5 stoperle oynuyor. Önde 5 üçüncülü oynuyor adam. Ve şey de söylüyor sürekli. Yani bu sezon çok daha fazla savunma yaparken zevk alıyoruz diyor. Keyif alıyoruz diyor. E, o da savunmacılar olan bir şey. Yani çünkü Ake ondan keyif alıyor abi. Zinchenko, Zinchenko pas yapmaktan keyif alıyor. Rakibi karşılarken e, adam rahatsız. Ama Ake için öyle değil ki. Sonuç için de öyle değil. Diaz zaten genel savunmada. Volker e, için bir yani aynı şey geçerli. Yani. ben en çok keyif aldığı şeyin artık e, oyunda e, Vinicius karşısında sürekli o birebir meydan okumaların olduğunu düşünüyorum. E zaten geçen sene şampiyon kutlamasına Mahrez almıştı ya mikrofonun eline. Evet. İşte seni kim geçebilir birebir de diye. E, Grilliş espri yaptı sonrasında işte. Ha bu. şey mi? Volker, üze Volker üzerinde aynı. Ha. Doğrudur. Oğlum, hatırlamıyorum onu. Yani baktığın zaman farklılık var her Baş... City'de. E, ekleyeceğim bir şey var mı yoksa? Yani Genel olarak böyle ya. E, Devamlı sonra konuşuruz. Zaten daha çok programımız var. Aynen. Yani siteyi konuşacak da çok şey olacak önümüzde. Her sezon bir şey veriyor hoca yani. Seneye de verecek ya. Yani. Bence zaten verdiği için kazanıyor evet. yoksa çok net antitezi bulunuyor. King of Cheers hesabına gelen sorulara geçiyorum. Alvarez Madrid eşleşmesi olabilir mi? Alvarez Madrid'de iş yapar mı? Demiş. Julian mı? Evet herhalde. Evet. Yani Dünyanlar kulübünde iş yapar. Daha vermeyecekmiş işte. Vermez abi niye versin? Deli mi yani? Manyak olması lazım her yani. için. Alvarez mutlaka seneye şey olur. Ben 15 gol atar diyorum. Ha, yeni şey olur. Yeni orta saha. Yani her maç oynar demiyorum tabii ki. İlk var. Bernardo gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyoruz. Ki Bernardo artık bence sağ kenar. Galiba orta sahadan vazgeçti hoca. Ford'un daha çok kullanıyor orada. Ee, ee, Julian... Kiki kanat arıyormuş şu an. Çünkü Ford'unu merkeze kullanacakmış hoca. Öyle i̇şte, bir şey, belli atıyoruz. yani. Belli. iki maçtır. Efe Cup finalinde de programda da konuştuk onu biz. Ben Ford'un oyuna girdiğinde Bernardo'yu içeri alacak dedim artık. Aynen. Çünkü De Bruyne yok. Bernardo e, ilk yapacak ki merkezdeki yoğunluğu da arttıracak bir şey o mesela. Yapmadı. Ford'un ilk ay yaptı. Bernardo kaldı. FK finalinde de aynısı Ford'un oyuna girmiş yine Bernardo önde kalmıştı. Yani demek ki Bernardo sağ oyun artık. Öyle diyebiliriz. Ya da orta sağ değil. E, yani bunu da anlayabiliyorum. E, yani şu yüzden anlayabiliyorum. Yani merkezden gol istiyor abi şey Guardiola. Ve Bernardo'nun şutu yok. Skoru da yok çok fazla. Yani muhtemelen ona yoruyorum ben yani. ay De Bruyne. Kim oynarsa oynasın merkezde. Julian Alvarez bak oraya center for karakterli bir oyuncuyu soktu. Orada kullandı Foden. Skorer bir oyuncu. Yani skorer bir oyuncu Foden. Kimi kullanıyorsa oradan skor istiyor artık demek ki hoca. Bernardo çünkü o skoru veremiyor. Ondan başka bir şey bekliyor sağ ön tarafta demek ki. Ve ben çok kritik gollerin genellikle o sağ yarılma alan ve sağ kanattan gelmesi de biraz Bernardo'ya yazan bir şey bence tabii 3 yani %100. Yani gol katkısı gibi gözükmese de kağıtta çoğu şey oradan dönüyor. Çünkü zaten yani çizgiye yapışmıyor, çok nadir çizgiye yapışıyor. Hep içeride oyuncu. Bir de arkasından koşan bir oyuncu olsa harika olur ama işte Bu öyle maçta bir biraz çok fazla. yok tamam maçta biraz sanki bunu denedi. De Bruyne 2-3 kez Bernardo'nun arkasına koşmaya çalıştı. Ha, onu, onu yapıyorlar zaten. Yani Bernardo sol ayaklı yani ters ayaklı oyuncu sağ önde sağ işte de sağ ayaklı bir oyuncu. Bernardo içeri girdiği zaman De Bruyne sağ attığı zaman kendisini oradan orta yapma şansı oluyor vesaire. Bernardo De Bruyne arkalı oyunu oynadıkları zaman öyle bu rotasyonu zaten bayağı kullanıyorlar. Sezon içerisinde de çok kullandıkları çok fazla maç var. Çağkan e, Çakan sormuş. Aktif futbolculardan kendi ideal oyun için ideal orta saha üçlüsünü söyler misin? Aktif oyunculardan ideal orta saha üçlüsünü Evet. Rodri De Bruyne'yi kay. <gülüyor> <gülüyor> çok uyumlar abi yani. Niye şimdi <laughs> ortada bir uyum var. Ekstra uyum. Oyun... Ya tamam burada bu soru bu değil muhtemelen. E, ee, De Bruyne aktif oyunculardan Judu koyayım yanına. Ee, arkaya da kimi koyayım? Ee, karar vermek zor. Yani Rodri koyacağım. Yapacak bir şey yok yani. yani yaratık gibi bir sezon oynuyordu. Evet. Şu anda Rodri koyarım valla. Modern zamanlarda gelmiş geçmiş en iyi 8 numara kimdir? Bir de Prime Frank Lampard mı, Prime Steven Gerrard mı? Lampard olduğunu düşünüyorum. Kastettiğim 8, numara, 8 numaralar bu tarz daha box box tarzı. Mesela Xavi, Iniesta, Modric, Scholes daha oyun kurucu. Kısa, gol katkısı düşük vesaire demiş. Uzunca bir soru gelmiş bir kamu mühendisinden. E, o zaman yani <laughs> şıklara da koyulsun da ona göre seçelim. Yani <laughs> o olmasın, bu olmasın, şu olsun falan. E, o zaman zaten Gerrard da Lampard kalıyor geriye. Yani başka bir şey kalmıyor ki benim 8 numaram Iniesta abi hiçbir zaman değişmez o. Lampard'ın mı? bunu çok cevapladım abi? Ama yani şimdi yani bunu söyleyip cevaplamamazlık yapmayayım. Ben Lampard'ı daha çok seviyorum. Ama Gerard bu tane daha iyi bir oyuncuydu. Yani daha daha komple bir oyuncuydu. Her şey her şey vardı Gerard'da çünkü. Ee, ya böyle ama yani. çok cevapladım bu soruyu. Şu an pek sence kim oynar? defa falan söylüyorum herhalde burada efendim. Gerard mı oynar, Lampard mı oynar? Şu an yani transfer güncel piyasada olsalar hangisi daha değerli olur? 8 numara olarak Lampard daha iyi oynar şu anda. Çok gol katkısı var abi Lampard'ın. Bir de Gerrard'ın şeyi hiç yok ya. Gerard yani hiç şeyi hayal edemiyorum Gerard'da. Dar alanda sıkıntı. O anca hep, hep geçiş oynaması lazım onun takımının. Hep geçiş oynaması lazım. E, ve kariyeri kariyer boyunca da öyle oldu hemen hemen. Yani bir şeyle beraber oynadı. Brandon Rangers'ta net bir topa sahip olma takımında oynadı. Ki onda da yani fena değildi tabii ki ama onda da onda <laughs> hayatının hatasını yaptı Hadi. yani. Kariyer hatasını yaptı. Lampard biraz daha şeye geliyor. Lampard böyle biraz daha derinde de oynayabilecek. Topa basıp tutabilecek. Bakabilecek bir oyuncu. Yani inanılmaz bir pasör değil. Ama sanki bugün oyuna biraz daha uygun gibi geliyor bana. Ve dediğim gibi yani gol katkısı çok değerli tabii ki. Şut tehdidi vesaire. Gerçi Cerrah'ta da var o da. İkisi de mükemmel şutörler biri tamamen ceza sahası zaten. Aynen. Golcülüğü, diğerin biraz daha uzaktan. Teşekkür ediyorum. Başka soru yok. Ben de teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, iki konuyla bu haftaya bitirdik. Zaten sezon bitti artık. Önümüzdeki haftada muhtemelen final olacak. Yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Önümüzdeki pazartesi görüşmek dileğiyle diyelim. Finalde şimdilik hoşçakalın.